Radyo tiyatrosu. Mavi Boncuklu Kutunun Esrarı. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar. Ses Kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Hasan Dinç. Program Yönetmeni Erol Güldiken. Halime teyze! Halime teyze, kapıyı aç! Halime teyze! Halime teyze, aç! Yemek getirdim sana! Allah Allah, neden açmıyor kapıyı? Sakın bir şey olmasın kadıncağıza. Kazım'a söyleyeyim de gelip bir şeyler yapsın, kapıyı açsın. Yazık yaşlı kadın. Ölse kimsenin ruhu bile duymayacak vallahi. Allah Allah, bize ne canım Halime Hanım'dan? Onun evi ayrı, bizim evimiz ayrı Fatma. Öyle söyleme, günahtır bey. Yaşlı ve yalnız bir kadın. Biliyorsun günlerdir yemeğini bile ben götürüyorum kadıncağızın. Kapısını çaldım çaldım açmadı. Hadi bir zahmet gel de şu kapıya bir bak. Tövbe tövbe, ya kapıyı çaldım çaldım açan yok diyorsun hanım. Ben ne yapabilirim ki? Canım en azından kapıyı kırabilirsin Kazım. Ne, kapıyı mı kırayım? Deli misin sen hanım? El alemin kapısı kırılır mı ya? Canım, anlamıyor musun efendi? Kadın hem yaşlı hem de hastaydı. Kimi kimsesi de yok. Kapıyı da açamadığına göre mutlaka başına bir iş gelmiştir. Peki peki. Her ihtimale karşı tornavidayla çekici de alayım yanıma. Neden? Ne yapacaksın ki onlarla? Kapıyı kır demedin mi hanım? Mutlaka mutlaka Halime teyzenin başına bir iş geldi Kazım. Yoksa bu kadar gürültüye 40 sefer açardı kapıyı. Ay çabuk ol, aç şu kapıyı. Ya vırvır edip durma Fatma. Görüyorsun işte elimden geleni yapıyorum ya. Sakın ölmüş olmasın kadıncağız. Evet evet, kapıyı da açamadığına göre mutlaka öldü zavallı. Canım ne de iyi kadındı. Ha, açıldı işte. Oh, gir de bak bakalım içeride mi kadın. Halime teyze. Halime teyze neredesin? Burada yok. Öteki odaya bak bakalım. Halime teyze, hu, neredesin? Halime teyze? Hah, buradaymış. Kazım gel buraya gel. Buldum Halime teyzeyi. Halime teyze. Halime teyze. Ay aman yarabbim, sakın ölmüş olmasın. Dur bakayım dur. Kenara çekil. Ay hiç hareket etmiyor. Gözleri de kapalı. Ölmüş mü yoksa bey? Hayır hayır, yaşıyor ama hasta galiba. Evet evet, hasta bu kadın Fatma. O zaman hemen bir doktor çağıralım bey, sevaptır. Yalnız yaşlı bir kadın, kimi kimsesi yok. Doktor çağırmasına çağıralım da yalnız kimi kimsesi yok deyip durma Fatma. Sen diyordun ya, iki kızı varmış, ikisi de evliymiş, torunları varmış. Bakmadıktan sonra kızları olsa ne olur, olmasa ne olur abey. Yaptığımızı Allah bilsin. Aylardır biz bakıyoruz kadıncağıza. Hadi bir zahmet bir doktor getir de muayene etsin kadıncağızı. Peki peki. Evet. Söyle bakalım nine, neyin var, şikayetin ne? Halsizim doktor bey evladım. Her tarafım ağrıyor. Yürüyecek mecalim yok. Peki kaç gündür yatıyorsun böyle? 2 gündür. Bir şey yiyip içmedin mi bu arada? Nerede? Ayağa kalkamıyorum ki yiyeyim. Peki kimin kimsen yok mu senin? Ah, hem var hem yok. 2 kızım var, ikisi de evli. İstanbul'da. Ama ne ararlar ne sorarlar beni. Şu kadıncağızdan Allah razı olsun. O bakıyor, o ilgileniyor benimle. Bak teyze, senin iyi bir bakıma ihtiyacın var. Yüksek tansiyon var sende. Kan dolaşımı bozukluğu var. Ayrıca kalp atışlarını da hiç sevmedim. Çok düzensiz atıyor. Bak nine, yemeklerine çok dikkat edeceksin.
egzersiz yapacaksın, ilaç alacaksın. Yani senin çok ciddi bir bakıma ihtiyacın var nene. Böyle konu komşunun bakımıyla olmaz bunlar. Allah alnımıza ne yazmışsa o olur doktor bey. Biz Halime teyzenin kızlarına haber veririz doktor bey, siz merak etmeyin. Dediğim gibi iyi bir bakım şart. Hadi nineciğim, geçmiş olsun. Ben sizi götüreyim doktor bey. Sağ ol. Fatma. Buyur Halime ana. Allah senden razı olsun kızım. Kızlarımın yapmadığını sen yaptın bana. Allah ne muradın varsa versin. Hakkını helal et ne olur. O nasıl söz teyze? Ben seni öz annem gibi severim. Sağ ol kızım, sağ ol Fatma. Bak ne diyeceğim sana. Buyur Halime teyze. Şu köşedeki konsolun üst çekmecesinde bir kutu var. Üzeri mavi boncuk işlemeli. Onu bana getirir misin kızım? Tabii. Sözünü ettiğin mavi boncuklu kutu bu mu Halime ana? Evet o. Verir misin bana? Tabii buyur. Sağ ol kızım. Bu kutu var ya, bunu rahmetli kocam Ahmet Efendi ölmeden önce vermişti bana. Niçin vermişti? Hey gidi rahmetli hey. Kendince bu kutu bende olduğu müddetçe çocuklarım bana bakacakmış da gül gibi geçinip gidecekmişim. Hiç aklım kesmiyordu zaten. Ama ben yine de bu kutuyu onca yıl sakladım. Peki içinde ne var Halime ana? İnan ben de bilmiyorum kızım. Kilitli galiba. Evet, anahtarı da bende. Bak boynumda asılı duruyor. Şimdi senden bir ricam var kızım. Buyur Halime ana. Şayet emri hak vaki olup da hakkın rahmetine kavuşacak olursam, kızlarımı ara, bu kutuyu onlara ver. Benden kalan tek miras bu kutudur onlara. Tamam mı yavrum? Tabii sen merak etme Halime ana. Allah inşallah uzun ömürler verir sana. Hadi şimdi yat dinlen biraz. Ben sana sonra tuzsuz bir perhiz yemeği hazırlar getiririm. Kutu mu? Nasıl bir kutuymuş Halime Hanım'ın kızlarına miras bıraktığı? Şöyle küçücük bir kutuydu. Üzeri mavi boncukla işlenmişti. Peki içinde ne varmış ki kızlarına miras bırakıyor o kutuyu? Vallahi onu Halime ananın kendisi bile bilmiyor bey. Rahmetli kocası ölümünden önce vermiş Halime anaya o kutuyu. Ve demiş ki bu kutu sayesinde kızların sana gül gibi bakacaklar demiş. Ne de gül gibi bakıyorlar ya. Ya Halime ana kaç yıllık komşumuz. Ne kızlarını ne de damatlarını bir kere olsun görmedim daha. Allah kabul etsin ama biz de olmasak zavallı kadın açlıktan, bakımsızlıktan ölüp gidecek. Doğru ama helal olsun. Helal olmasına helal olsun da yalnız doktorun dediklerini duydum Fatma. Kadında çeşit çeşit hastalık varmış. Mutlaka iyi bir bakıma ihtiyacı varmış. Bu yüzden sen en iyisi İstanbul'daki kızlarını arada durumu bildir. Gelip anneleriyle ilgilensinler. Haklısın bey. Ama kızlarının gelip de ilgileneceğini hiç sanma. Ama biz görevimizi yapalım ve arayalım. Artık gelir analarına bakarlar ya da yanlarına alırlar almazlar. Onların bileceği iş. İstanbul telefonları var mı kızlarının? Var. Daha önce Halime ana vermişti. Ölürsem cenazeme çağır diye. Şurada telefonun yanındaki defterde yazılı olacaktı. Şimdi bulurum. Aman bul ve gelip analarını almasını söyle. Ne biçim evlatmış onlar da ya. İnsan yılda bir kere olsun anasını aramaz mı? Biraz acele et Hayri. Saat kaç oldu? Daha dükkan açacaksın. Dükkan. Bıktım artık Neriman. 40 yıldır insanların saçlarını kesiyorum ama bıktım. Koca oğlan yetiştirdik. Biraz da o gelip yardım etse ya bana. Şu hale bak. Horul horul uyuyor. Şeytan diyor. Git kaldır yataktan. Ayol ne istiyorsun çocuktan? Seni duyan da boş gezenin boş kalfası sanacak. Çocuk tıp fakültesinde okuyor. Bir iki sene sonra doktor çıkacak. Daha ne istiyorsun? Doktor çıkacakmış da... Kaç aydır söylüyorum. Şu kelliye bir ilaç bul da satıp köşeyi dönelim diye. Ama nerede bizimkinde o kafa? Bari arada sırada gelip de dükkanda çıraklık etse bana. Susar mısın? Biraz telefon çalıyor. Alo? Evet. Kimsiniz? Fatma mı?
Nereden arıyorsunuz? Kastamonu'dan mı? Halime Hanım'ın kızını mı arıyordunuz? Kendisi şu anda burada yok. Ben mi? Ben komşusuyum. Nasıl, Halime Hanım hasta mı? Olur, Nilüfer Hanım gelsin söyleyeyim. Ha, siz öbür kızı Nilgün Hanım'ı arayabilir misiniz? Telefonu var mı sizde? Tamam, onu arayıp ona söyleyin. Kimdi arayan Neriman? Kastamonu'dan annemin komşusu. Annem hastaymış da beni sordu. Ben de komşusuyum, öbür kızını arayayım dedim. İyi etmedin mi? İyi etmişsin tabii. Zaten zar zor saç keserek geçiniyoruz. Bir de kayınvalidenin yükünü taşıyamam. Kız kardeşin Nilgün'ün durumu iyi. Kocası da para basıyor. Onlar yardım etsin annene. Ben gidiyorum Nilgün. Aa, bir dakika, nereye gidiyorsun be? Nereye olacak, dükkana? Bir şey mi istiyorsun? İstiyorum ya, elbise istiyorum, ayakkabı istiyorum, çanta istiyorum, bilezik istiyorum. Oh. Peki başka? Bitmedi. Süreyya'nın da üstünde başında bir şey kalmadı. Ona da kıyafet, papuç filan lazım. Yahu siz ana kız benim akşama kadar dükkanda para bastım mı sanıyorsunuz Allah aşkına? Ne olacak, gelene gidene ev göster, al parayı. Emlak komisyonculuğu dediğin nedir ki? Para basmak gibi bir şey işte. Lan bakarım. Alo, kim? Nilgün Hanım mı istiyorsunuz? Kim arıyor? Kastamonu'dan annesinin bir ahbabı mı? Nilgün Hanım yok. Ne söyleyecektiniz kendisine? Halime Hanım rahatsız mı? Olur, söylerim. Bir dakika. Siz öbür kızın Neriman'ı arasanıza. O şu anda evdedir. Arayan kimdi Zeki? Kastamonu'dan annenin ahbabıymış. Annen hastaymış, ona haber veriyor. İster misin gelip de bizim evde kalsın? Merak etme. Ablan Neriman'ı aramasını söyledi. Boşver, onlar ilgilensin annenle. Annene açtın mı konuyu Süreyya? Açtım Melih Hamanuh diyordu, peygamber demiyor. Ben berberin oğluna kız vermem diyor. Aynı şeyi bizimkiler de söylüyor. Ben emlakçının kızını gelin diye eve almam diyor. Güya benim annemle senin annen kardeş olacaklar. Artık nasıl kardeşlerse, fırsat bulsalar birbirlerinin gözünü oyacaklar. Ama bu arada olan bize oluyor Melih. Evlenmemize izin vermiyorlar, görüyorsun işte. Bugün Kastamonu'dan aradılar annemi. Anneannem hastaymış. Benim annemi de aradılar. Aklıma ne geldi biliyor musun Süreyya? Ne geldi? Kastamonu'ya gidip anneannemi alıp buraya bizim yanımıza getireceğim. İyi de bunun bizde ne faydası olacak? Her ne kadar benim annem de senin annen de anneannemi istemese de ondan korkarlar. Anneanneme buraya gelince ona seninle evlenmek istediğimi söyleyeceğim. Bakalım annelerimiz o zaman da karşı çıksınlar da görelim. Harika bir plan. Peki ne zaman gideceksin Kastamonu'ya? Hemen yarın. İyi ama annenle baban anneannemi getirmene izin verecekler mi? Deli misin, izin verirler mi hiç? Ama ben bir arkadaşımı görmeye gidiyorum diyeceğim. Buyurun. Affedersiniz, siz Fatma Hanım mısınız? Evet, siz kimsiniz? Ben Halime Hanım'ın torunuyum. Adım Melih. Demek geldiniz, Allah'a şükürler olsun. Hangi kızın oğlusunuz? Neriman Hanım'ın. Anneanneniz hep sizden bahsederdi. Zavallı, çok hasta oğlum. Doktor iyi bir bakıma ve tedaviye ihtiyacı olduğunu söyledi. Kadıncağızı götürmeye mi geldiniz? Kendisi hangi evde kalıyordu acaba? Bakın, hemen yanımızdaki şu tek katlı evde. Durumu iyi mi bari? Fena sayılmaz. Biz elimizden geldiğince bakıyoruz kendisine. O da gününü mavi boncuklu kutusuna sarılmakla geçiriyor. Mavi boncuklu kutu mu? O da neymiş? Rahmetli dedeniz anneannenize miras bırakmış o kutuyu. İçinde ne var bilmiyorum. Ama Halime Hanım pek kıymet veriyor ona. Bana öldükten sonra kızlarıma bu kutuyu miras olarak bırakacağım dedi. Yani o kutunun içindeki her neyse çok mu kıymetli bir şey? Bilmiyorum evladım ama anneannem bir an olsun elinden bırakmıyor o kutuyu. Allah Allah. Kim bilir, belki de içinde bir hazinenin planı vardır. Neyse, anneanneme baktığınız için teşekkür ederim. Ben gidip kendisini bir göreyim. Anneannenize selamlarımı söyleyeyim. Olur, iletirim. Melih yavrum,
Canım torunum, ne kadar da büyümüşsün. Nasılsın anneanneciğim? Nasıl olayım, görüyorsun işte. Yaşlandıkça hastalık sayısı da artmaya başlıyor. Doktora bakarsan yüksek tansiyon varmış, şeker varmış, kalp varmış, bir sürü şey varmış işte. Öyleymiş, geçmiş olsun. Sana bakan o Fatma Hanım söyledi. Şey, elinde o sıkı sıkı tuttuğun kutu da ne anneanneciğim? Bu mu? Bu bana rahmetli dedenden miras kalan tek şey. Mavi boncuklu kutu. Peki içinde ne var o kutunun? Bilmem, hiç açıp da içine bakmadım ki. Ama bak, anahtarı burada boynumda asılı. Dedem bu kutu çok değerlidir deyince ben de kimseler kutuyu açmasın diye anahtarını böyle boynuma gerdanlık gibi astım. Aç da bakalım içinde ne varmış anneanneciğim. Olmaz. İyi ama dedem onu sana miras olarak bıraktıysa mutlaka içinde bir vasiyet vardır. İnsan vasiyetin ne olduğunu merak etmez mi hiç? Vasiyet mi? Bak, bu hiç aklıma gelmemişti. İçindeki vasiyet midir dersin Meli? Mutlaka öyledir anneanne. İstersen aç kutuyu da görelim içindekini. Hem vasiyetse okumamak olmaz. Günahtır da. Ölenin son arzusudur bu, biliyorsun. Doğru. Dur, boynumdan çıkarayım da vereyim anahtarı. Aha, al, aç bakayım kutuyu. Ben de merak ettim içindekini. Şimdi açar. Selamün aleyküm. Nasılsın yenge? Çabuk kutuyu sakla oğlum. Sen misin Cemal? Benim de. Bir uğrayıp halatır sorayım dedim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bak kim gelmiş İstanbul'dan, tanıyabilecek misin? Bu uşak bana hiç yabancı gelmiyor da. Ula, sen Berber Hayri'nin uşağı değil misin yeğenim? Elini öpeyim Cemal amca. El öpenlerin çok olsun yeğenim. Bana bak uşağım. Ha bu anneannenizin kadrini, kıymetini iyi bulun ha. Elden gidince üzülürsünüz sonra. Hastadır, bakıma ihtiyacı vardır. Merak etme Cemal amca, zaten buraya onunla ilgilenmeye geldim. Of verin sağ. Neyse, bir şeye ihtiyacın var mı yenge? Yok sağ ol, Allah razı olsun Cemal efendi. Evdekilere selam söyle. Aleyküm selam, söylerim. Hadi eyvallah. Meli, aç çabuk şu kutuyu, pek merak ettim içindekini. Tamam, hemen açıyorum. Tamam. Açtım işte. Ne oldu, ne var içinde? Bir kağıt var anneanne. El yazısıyla yazılmış. Bir de küçük bir kutu daha var. Deden yazmıştır. Vasiyetidir. Oku çabuk bakayım. Evet, vasiyete benziyor. Okuyorum. Halime Hanım. Hı. Sana bıraktığım bu kutunun içinde bir başka küçük kutu daha var. O kutunun içindeki en büyük hazineden daha değerlidir. O kutunun anahtarı kardeşim Cemal'dedir. Eğer sana damatlarımdan hangisi daha iyi davranırsa, bakarsa, Cemal Efendi anahtarı ona verecektir. O anahtarı alan yaşadı demektir. Bu kadar mı? Evet, bu kadar. Şimdi kilitle o kutuyu ve yine bana ver bakayım. Peki. Tamam. Buyur anneanne. Ver yine, ben saklayayım onu. Anneanne, o kutunun içindeki öbür küçük kutuda ne vardır dersin? Bilmem. Duydun işte, anahtarı Cemal amcandaymış. Dedemin yazdıklarına bakarsan o kutunun içindeki her neyse en büyük hazineden daha değerliymiş. Hay Allah, ne olabilir ki? Anneanne, gel seni bize götüreyim. Hastasın, bizde kal. Biz sana bakarız. Ne dersin? Yok oğlum, kimseye yük olmak istemem. Hem sen değil, bunu senin büyüklerin düşünmeliydi. Aylardır ne arayıp ne sordukları var. Yok öyle söyleme anneanneciğim. Senin hasta olduğunu duyunca annem de babam da öyle üzüldüler ki. Hemen beni yolladılar. Git anneanneni al, evimize getir dediler. Yok, ben hayatımdan memnunum torun. Var git öyle söyle onlara. Hemen durumu annemlere bildireyim. Gelip anneannemi alsınlar. Zaten yaşlı ve hasta. Yaşasa yaşasa ne kadar yaşar ki? Ama öldükten sonra biz o kutunun içindekiyle köşeyi döneriz. Evde yok galiba. Teyzem nere gitmesin? Oradan arayayım. Anam, ne çektiniz?
Alo. Alo. Kimsiniz? Melisa mısın? Ben Süreyya. Annem sizde mi Süreyya? Evet. Hayır, onun heyecanı geliyor. Bir şey mi var? Hayır, hayır. Hemen annemi ver bana. Peki, bir dakika. Melih, oğlum. 90'lıklar kaçtı. Anne, dinle beni. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ama sakın Nilgün teyzemler duymasın ha. Söyle oğlum. Buyurun efendim. Anneanneme uğradım bugün. Hastaydı ya, hatırını sorayım dedim. Anneannemin hepimizden yıllardır sakladığı bir kutusu varmış. Mavi boncuklu bir kutu. Ne varmış o kutunun içinde? Rahmetli dedemin yazdığına göre çok büyük bir hazine. Sahi mi? Evet. Anneanneme damatlarından hangisi sahip çıkar bakarsa o kutunun içinde ...dekiler onun olacakmış. Kutunun anahtarı da dedemin kardeşi Cemal amcada. Cemal amca anneannemi memnun eden damada verecekmiş anahtarı. Sen kutuyu bırak da söyle. Annen nasıl, iyi mi? Anlamıyor musun anne? Bu çok önemli. Teyzemler duymadan hemen buraya gelip anneannemi alıp İstanbul'a götürün. Ondan sonra hepimiz zengin olacağız. Zengin. O kutunun içindeki mi zengin edecek bizi? Evet, evet. Şimdi bak, birazdan otobüse binip İstanbul'a geleceğim. Bu arada siz de yarın sabah kimseye söyle demeden babamla hemen yola çıkın. Buraya gelin. Anneannemi alarak eve getirin, tamam mı? Bilmiyorum. Akşam olsun baban gelsin, öyle söylerim ona. Vay uyanık Melih Efendi vay. İyi ki annesinin sesini taklit ettim de öğrendim. Demek o mavi boncuklu kutuya sahip olup zengin olacaksın ha? Avucunu yalarsın sen. Akşam babam gelsin, bakalım anneannemi kim alıp getirecek evine? Siz mi yoksa biz mi? Enayi Melih beni annesi sanıp her şeyi anlattı diyorum size. Anneannem de değeri pek büyük mavi boncuklu bir kutu varmış. Peki kutunun içinde ne varmış? Melih'in söylediğine göre içinde en büyük hazineden daha değerli bir şey varmış. Ama o da ne olduğunu bilmiyor. Rahmetli deden vasiyet etmiş. Damatlardan hangisi anneanneme iyi davranır ona bakarsa kutu onun olacakmış. Ve kutunun anahtarı da Cemal amcadaymış. Cemal amcam uygun gördüğü damada anahtarı kendisi verecekmiş. Aman, o kutunun içinde ne olabilir ki? Rahmetli babam fukaranın tekiydi kızım. Eğer bir servet bıraksaydı kutuya değil anneme bırakırdı. Annen doğru söylüyor Süreyya. Hem Melih'in seninle dalga geçmediğine malum. Sen onunla dalga geçtiğini sanırken o seninle dalga geçmiş olamaz mı yani? Yapma baba, Melih beni annesi zannetti diyorum. Düşünsenize ya kutunun içindekiler milyarlar ediyorsa? Kızım hala anlamıyor musun? Numara yapıyorlar bize, numara. Ne numarası baba? Anneannen hasta ya. Evlerine alıp bakmamak için akılları sıra hazine dolu kutu numarası yapıp kayınvalidemi benim başıma yıkmak istiyorlar. Hala anlamadın mı? Güya ben o kutu işine kanacağım, Kastamonu'ya gideceğim, kayınvalidemi alıp evime getireceğim ve sonra o kutunun içindekine sahip olmak için de ölünceye kadar ona bakacağım. Yer miyim bu numaraları ben hiç? Baban doğru söylüyor Süreyya. Siz bilirsiniz, benden söylemesi. Yok vallahi oğlum, ben seninle dün telefonda falan konuşmadım. Sen hayal görüyorsun galiba. Ne demek hayal görüyorum anne? Anneannemi ziyaret ettikten sonra hemen postaneye koşup telefon açtım sana. Telefon açılmayınca teyzemi aradım, Süreyya çıktı telefonu. Seni istedim, o da olur çağırayım dedi. Sonra da sen geldin benimle konuştun. Aa, ayol bulamadım ben daha. Ben seninle telefonda falan konuşmadım oğlum. Vay canına, o zaman şimdi anladım. Süreyya senin sesinin taklit ederek senmiş gibi benimle konuştu. Ve onların bilmemesi gereken sırrı da ağzımdan öğrenmiş oldu. Alacağın olsun teyze kızı. Oğlum neymiş bu önemli sır? Anlat da ben de anlayayım. Anneannemi ziyaret ettiğimde bana bir kutu gösterdi. Üzeri mavi boncukla işlenmiş bir kutuydu. Rahmetli dedem miras bırakmış ona. İçinde ne olduğunu daha anneannem bile bilmiyordu. Ben de kallem ettim kutuyu açtırdım ona. Ne varmış kutunun içinde? İçinde dedemin anneanneme yazdığı bir pusula ile küçük bir kutu vardı. Baban ne yazmış ki anneme?
O kutunun içindeki küçük kutuda çok önemli bir hazine varmış. Vay canına. Hazine mi? Evet baba. Dedem anneanneme hitaben pusulada şunları yazmış. Eğer sana damatlarından kim iyi bakarsa bu kutuyu ona vereceksin. Bu kutuya sahip olan dünyanın en değerli hazinesine sahip olacaktır. Çok merak ettim. O kutuda ne var acaba? Maalesef bunu anneannem bile bilmiyor. Çünkü kutu kilitli ve anahtarı da Cemal amcada. Cemal amca da anneannemi memnun eden damada verecekmiş o anahtarı. Ben de aman fırsat fırsattır, bunu Nilgün teyzemler duymasın, hemen anneannemi yanımıza alalım diye telefon açtım size. İşte mesele bu. Demek o kutunun içinde dünyanın en değerli hazinesi varmış ha? Evet baba. Anneannem de sıkı sıkıya elinden bir an olsun bırakmıyor o kutuyu. Hanım ne dersin? Hangi konuda? Anneni yanımıza almak konusunda. Melih'in söylediklerini duydun. Eğer kendisine iyi bakarsak, yedirip içirip giydirirsek, bizden memnun olursa kutuya bir sahip oluruz. Vallahi evin reisi sensin Hayri Bey. Bizleri zor doyuruyorsun. Kadın zaten hastaymış, masrafı olur. Yemesi içmesi. Sonra çok masraf oluyor diye başımıza vurma da. Ya hanım bırak şimdi masrafı. Zaten yaşlı kadın. Ne kadar yaşar ki? Vallahi bir an önce kararınızı verin. Dedim ya, Süreyya'nın sesine kanıp annem diyor olanı biteni ona anlattım. O da mutlaka teyzemle kocasına söylemiştir. Bakarsın yarın sabah Kastamonu'ya giderler de sonra yaya kalırsınız. Oğlan haklı hanım. Yarın sabah 2 bilet alıp hemen Kastamonu'ya gidelim. Bacanaktan önce anneni alıp evimize getirelim. Olur. İlk otobüste gidelim. Gidelim ya. Yoksa böyle 3-5 adamı tıraş ederek zengin olacak halimiz yok. Zaten giderek millet kelleşmeye başladı. Gelen sakal tıraşı oluyor, giden sakal tıraşı. Sakal tıraş ederek zengin olamayız. Güya tıp fakültesinde oğlan okutuyor. Kaç yıldır söylüyorum şu kelliğe karşı bir ilaç bul da köşeyi dönelim diye. Ama beni dinleyen kim? Sen bu işi kolay zannediyorsun baba. Bırak bizleri, tıp konusunda dünyanın en ileri ülkeleri bile kelliğe karşı ilaç bulamadı da ben bu öğrenci halimle nasıl bulayım? Şu ilacı bir bulsak, bir keşfetsek dünyanın en zengin insanı oluruz vallahi. Düşünebiliyor musun hanım? Dünya üzerinde yaşayan kaç milyar kel var. Bütün keller sayemde peruk takmaktan kurtulurdu. Şimdi sen kelleri filan bırak da yarın gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz onu söyle Hayri Bey. Canım gidiyoruz dedik ya. Neden sordun? Baksana saat kaç oldu? Eğer gideceksek erkenden yatalım. Şşş, yavaş olun. Yavaş, gürültü etmeyin. Tamam tamam. Aman merdivenleri inerken ses çıkartmayın. Nilgün teyzemler Kastamonu'ya gittiğinizi anlamasınlar. Melih doğru söylüyor Neriman. Eğer Kastamonu'ya gittiğimizi anlarlarsa vallahi bizden önce oraya varıp annemi alırlar. Biliyorsun onların özel arabaları var. Vallahi bütün gece uyuyamadım Hayri Bey. Rüyamda hep içinde hazinelerin en büyüğü olan o kutuyu gördüm durdum. Ben de başka rüyalar gördüm Neriman. Güya kelliğe iyi gelen bir ilaç bulmuşum. Dükkanın kapısında upuzun kuyruklar oluşmuş. Kuyruklarda da boy boy kel dazlak ilaç alabilmek için birbirlerini yiyorlar. Hadi hemen şuradan bir araba çevirip terminale gidin babacığım. İlk otobüse binin. En geç ya bu akşam ya da yarın sabah anneannemi alıp gel. Tamam oğlum tamam. Hey taksi taksi. Biz yokken eve göz kulak ol oğlum. Merak etme anneciğim. Hadi iyi yolculuklar size. Teyzemlere kadar gideceğim. Sabah sabah ne yapacaksın ki teyzemde? İçim rahat etmedi. Evde mi değil mi ona bakacağım. Evde olsa ne olur, olmasa ne olur. Siz hala işin farkında değilsiniz. Melih dün gece Kastamonu'dan döndü. Mutlaka annesine babasına anneannesindeki o içinde hazine olan kutudan söz etmiştir. Hala mı şu hazine kutusu masalı? He? Siz hala masal deyin baba. Görün bakın mutlaka Neriman teyzem kocasıyla Kastamonu'ya gitmiştir. Akşama sabaha anneannemi onların evinde görürseniz sakın şaşırmayın. Tamam tamam git bak bakalım. Bak da için rahat etsin. İnan Hayri Bey öyle heyecanlıyım ki bir an önce Kastamonu'ya varmak için can atıyorum. Varmasına Allah'ın izniyle varacağız da. Sonrası önemli Neriman.
kaynanama ne diyeceğim? Şimdiden onu düşünüyorum. Aman düşündüğün şeye bak. Ne diyeceksin ki? Elini yanaklarını öpersin. Sonra da hasta olduğunu duyduk. Çok üzüldük anneciğim. Seni evimize götürmeye geldik. Bundan sonra sana biz bakacağız dersin, olur biter. Bunları söylemek sana çok mu geliyor? Bana bak Neriman. Kafamı bozma benim. Sen bile annenin yüzünü görmek istemiyordun. Onun ne inatçı bir kadın olduğunu sen benden daha iyi bilirsin. Lütfen Hayri Bey, burada kavga çıkartma. Ayol, sen annemi almaya mı gidiyorsun yoksa kutuyu almaya mı? Aslında mümkün olsaydı sadece kutuyu alırdım ya. Ama çaresiz o kutu için anana da katlanacağız. Ayıp ayıp. Annem yaşlı ve yalnız bir kadın. Onun hakkında böyle konuşma Hayri Bey. Vay vay vay. Şimdi de kıymetli mi oldu annen? Peki evvelsi gün ona bakan komşu kadın telefon ettiğinde kendine yok dedirten sen değil miydin ha? Tabii. Şimdi işin içine hazine dolu kutu girdi ya, artık en kıymetli annen olur. Tamam bey, tamam. Susar mısın artık? Bir hadi çabuk olun hadi. Ben bavullarınızı bagaja koydum bile. Hadi çabuk olun biraz. Ay dur kızım, senin yüzünden başım döndü. Çabuk çabuk deyip durma. Vay kurnaz bacanak vay. Aklı sıra bizi atlatıp o kutunun içindeki hazineye tek başına konacak ha. Hadi hanım hadi. Bin de hemen yola koyulalım. Tamam tamam. Süreyya, biz yarın döneriz herhalde. Kapıya bacaya sahip ol kızım. Ay aman anne, şimdi ortada koca bir hazine varken evin kapısının bacasını düşünmenin sırası mı Allah aşkına? Hadi 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 hadi, Allah'a ısmarladık kızım. Güle güle. Ay keşke Süreyya'nın dediğini yapıp geceden gitseydik Kastamonu'ya bey. Bak ablamlar bizden önce yola çıkmışlar bile. Bakalım yetişebilecek miyiz? Yetişiriz hanım, yetişiriz. Onlar otobüsle gidiyor, biz kendi arabamızla. Yola çıkınca gaza bastım mı aradaki farkı kapatır geçeriz bile onları. Sen merak etme. Ben de o hazineyi bacana kaptıracak göz var mı hiç ha? İyi de bakalım annem bizle gelmeyi kabul edecek mi Zeki? Sen merak etme Nilgün. Kimin kaynanası o be? Karşısında iki takla atıp yanaklarından gözlerinden öptün mü... kaynanan benden yana olur. Ayrıca ablanlar kendilerine zor bakıyorlar. Annene nasıl bakacaklar? Ama biz Allah'a şükür zengin sayılırız. Benim aslan kayınvalideciğim. Damadın geliyor. Damadın. Ah menfaat. Ah sen nelere kadirsin. Düne kadar kadının yüzünü görmek istemiyordun. Şimdi ortaya hazine lafı çıkınca kayınvaliden aslan oldu, öyle değil mi? Aa, ağzımı açtırma hanım. Sen kızıyken bırak yüzünü adını bile anmak istemiyordun. Şimdi bakıyorum da annenin yanında yer alıyorsun. Doğru. Menfaat dünyası bu işte. Saygıdeğer yolcularımız, şu anda firmamızın dinlenme tesislerine gelmiş bulunmaktasınız. Burada yarım saat yemek ve ihtiyaç molası verilecektir. Çaylar şirketimize aittir. Şşş Neriman. Neriman kalk hadi. Hı, ya. Ne var, ne oldu? Kastamonu'ya mı geldik? Hayır ama yemek ve ihtiyaç molası verildi. Gel aşağı inip bir şeyler yiyelim. Ay, benim uykum var canım, bir şey istemiyorsan ye gel. Sen bilirsin. Hı. Ay Allah aşkına Zeki, biraz yavaş git, midem bulanmaya başladı. Aa, tut kendini hanım tut. Bacanak'la karısı bizden iki saat öndeler, unuttun mu? Arayı kapatmaya çalışıyor. Ya iyi de sen arayı kapatayım derken kaza yapıp hayatımızı bitireceksin. Merak etme merak etme, iyi şoförümdür ben. İstanbul'dan Kastamonu yönüne doğru gitmekte olan 34 ARF 086 plakalı otobüs yolcuları, aracınız hareket etmek üzeredir. Hay Allah, şu tuvalet kuyruğu da yürümüyor ki. Hadi beyler, hadi işimizi biraz çabuk görelim. Böyle de sıkıştım ki. Ya otobüsümü kaçıracağım. Biraz acele edin hadi. Saatlerdir yoldayız. Bir yerde dur da iki lokma bir şeyler yiyelim Zeki.
kusura bakma hanım. Bacanağın bindiği otobüsü yakalayıncaya kadar duramam. İyi ama karnım acıktı ayol. Ama tut karnını sen de canım. Sonra yersin. Sen iki lokma yiyeceksin diye ben kayınvalidemi berber olacak o açgözlü bacanağı kaptıramam. Kusura bakma. Şükür sonunda rahatlayabildim. İyi ama benim otobüs nerede? Ha şurada. Amanın yola çıkmak üzere. Hey dur. Dur, nereye gidiyorsun? Şoför bey. Şoför bey kapıyı aç. Çabuk. Ya deminden beri anons ediyoruz bey abicim. İyi ki zamanında geldin. Yoksa otobüsü kaçıracaktın ya. Sen muavin misin? Evet. Hani hostes bir hanım vardı, ona ne oldu? Rahatsızlandı o. Görevi ben devraldım. Evet. Yerin nerede abi? Alt katta mı, üst katta mı? Üst katta, 52 numara. Tamam abicim, gel çıkarayım seni. Yavaş, dikkat et, merdiven biraz dardır. Tamam, tamam. Ya, aman abi, aman dikkat et, bak tamam. Düşersin sonra. Ha, tamam, kaç numara demiştin abi? 52, 53'te de hanımım oturuyor. Ha, tamam, bak buyur, burası 52 numara. İyi ama bizim hanım, o nerede? Sakın terminalde kalmasın. Dur bakayım abi, bir dakika, bak tuvaletin ışığı yanıyor mu? Hah, tamam, kırmızı ışık yanıyor. Bu demektir ki tuvalette biri var. Senin hanım da olabilir. Şimdi gelince görürüz. Aman terminalde unutmayalım da, ne yol bilir ne iz bilir bizim kadın. Müsaade eder misiniz? Bana mı dediniz hanımefendi? Evet, size dedim, kalkar mısınız oradan? Kalkayım mı, sebep? Çünkü bu koltuk ve yanındaki koltuk bana ait de ondan. Siz şaka mı yapıyorsunuz bayan? Şurada ben ve eşim oturuyoruz. Herhalde yanlış bir koltuğa geldim. Muavin, gel bakayım buraya. Buyur abla. Kaldır şu adamı yerinden. Bu ne biçim otobüs böyle? Yalnız bir bayanın yanındaki koltuğa bilet kesmek ne zamandan beri adet oldu ha? Öyle şey olur mu ablacığım? Bey abi bu koltukta karımla oturuyorum demişti. Siz bu adamın eşi değil misiniz? Ne eşi? Ben dulum ayol. Kocam öleli 5 sene oluyor. Abi şu biletini verir misin bana? Buyur bak işte 52 ve 53. Evet 52, evet 53. Allah Allah ya, bu bilet bizim otobüse ait değil ki abi. Nasıl yani? Şimdi bu otobüs İstanbul'dan Kastamonu'ya gitmiyor mu? Ne Kastamonu'su abi? Bu otobüs İstanbul'a gidiyor. Ne, amanın doğru mu? İstanbul'a mı gidiyor? Evet. Eyvah eyvah eyvah. Ben yanlış otobüse binmişim. Ya benim İstanbul'dan bildiğim otobüs de aynı bunun gibi iki katlı ve aynı renkteydi. Ya Sayın Bey abicim, insan insana benzediği ya, gibi otobüs de otobüse benzer abi yani. Ya ama şimdi ben ne yapacağım? Bizimle İstanbul'a kadar geleceksin. Şurada şu kadar 2 saatlik bir yolumuz kaldı. Fazla yolumuz yok. Sonra orada iner tekrar Kastamonu otobüsüne binersin. İyi ama karım Neriman Kastamonu'ya giden otobüste kaldı. Beni yanında görmeyince ne yapar o şimdi? Bilmem abi. Çay servisimiz başlamıştır. Çay içenler? Evet hanımefendi. Hanımefendi uyanın. Ne oluyor? Hanımefendi. Ne istiyorsunuz? Affedersiniz. Çay servisimiz başladı da içer miydiniz? Yok istemem. Kocam. Kocam nerede? Hayri Bey yok. Hostes hanım. Buyurun efendim. Kocam. Kocam yok. Burada yanımda oturuyordu ama şimdi yok. Belki tuvalete gitmiştir. Ama yok, tuvalet boş. Kırmızı ışık yanmıyor. Yemek ve ihtiyaç molası verdiğimizde terminal binasına inmiş miydiniz? Ben değil ama o inmişti, yemek yiyecekti. Sanırım otobüsü kaçırdı. Eyvah, peki ben ne olacak şimdi? Yapılacak bir şey yok efendim. Siz mecburen Kastamonu'ya kadar gideceksiniz. Herhalde beyiniz de arkadan başka bir arabayla gelir. Ay saatlerdir yoldayız. Daha geçmedik mi Hayri eniştemin bindiği otobüsü? Vallahi bu hızla bir sürü otobüs geçtim ama. Hayri'nin bindiği otobüs hangisini bilmiyorum ki. Ya o zaman bir yerde dur da bir şeyler yiyelim Zeki. Sana açlıktan midem bulanıyor diyorum. Sabret Nilgün, az kaldı. Kastamonu'ya varalım. Müşterini yedirelim sana. Ay Kastamonu'ya kaç saat kaldı? 2 saate kadar orada oluruz. Hiç merak etme. 2 saat sonra
İçi hazine dolu o mavi boncuklu kutu bizim olacak hanım, bizim. Ay sen hazine dolu kutuyu bırak da önüne bak. Zeki, arabalar üstümüze geliyor. Bak şu ilerideki benzinciye girip benzin al. Deme lazım, yolda filan kalırız da hazine dolu kutuyu bacanağa kaptırırız sonra. Öyle değil mi? Depoyu da full doldurduk artık. İstediğimiz gibi yol alabiliriz. Bekle sevgili kayınvalideciğim. Damadın Zeki seni ve iki hazine dolu o kutuyu almaya geliyor. Zeki, motordan sesler gelmeye başladı. Allah'ım. Evet. Motor tekliyor. Ne oldu ki acaba? Hayda. Motor durdu. Arıza mı yaptı araba? Herhalde. Dur bakayım. Çalıştırmaya deneyeyim. İşte şimdi yandık hanım. Biliyor musun? Yolda kaldık. Ay canım, in de baksana motorun nesi arıza yapmış. Anlamam ki, ne bakayım. Ay keşke ablamlar gibi otobüste gitseydik. Bırak şimdi ablanları da. Hadi aşağı in, biraz şu arabayı it. Ben mi iteceğim bu kadın halimle? Baksana, az ileride bir dinlenme tesisi var. Bak, arabayı oraya kadar itersek belki orada motordan anlayan birini buluruz, ha? Ay, inip sen isen olmaz mı? Yahu kafamın tepesini attırma hanım. O zaman direksiyona sen mi geçeceksin? Ay, kullanmasını biliyor musun? Ay. Hadi itirazı bırak da inip ittirmeye çalış. Bak, yol zaten meyilli. Ay, peki. Hadi başla itmeye hanım. Başlaymış. Kolaysa gel sen it. Ay koca araba benim gücümle yürür mü? Ah menfaat uğruna nelere katlanıyorum. Ne oldu? Nesi var arabanın? Vallahi bilmiyorum. Bir saat önce benzin doldurdum. Sonra birden motor teklemeye başladı. Sonra da durdum. Motordan pek anlamam ama senin arabana benzin diye yanlışlıkla mazot doldurmuşlar galiba. Baksana şu kokuya. Birkaç kişinin dağ başına geldiği için oradan biliyorum. Yapma ya. Ne yapacağız şimdi? Burada tamirci falan var mı? Bak kardeşim, buralarda bulamazsın. En iyisi sen Kastamonu'ya git, bir tamirciyle konuş ve arabanı çektir. Zaten şunun şurasında şehre 40 kilometre falan kaldı. Bir arabaya atlasan bir saati bulmaz, orada olursun. Hı hı. Doğru söylüyorsun. Sağ ol. Sen de sağ ol. Nesi varmış arabanın? Galiba benzin yerine mazot doldurmuş benzinci. Adam öyle söyledi. Buralarda tamirci de yokmuş. Bak ne diyeceğim sana. Kastamonu buradan en fazla bir saatlik mesafeymiş. Ne yapacağız peki? Ben derim ki hiç vakit kaybetmeyelim. Ben hemen Kastamonu'ya gideyim. Önce kayınvalidemi alayım. Gelirken de bir tamirci alayım. Sonra buraya geleyim. He? Sen de burada beni beklersin. Beni bu yabancı yerde işim ne ayol? Ya hanım, arabayı sahipsiz nasıl bırakırız burada? Anlasana. Hem bak gidip gelişim 3-4 saat sürmez bile. Dur geliyorum. Ay, başım dönüyor yine. Geldim. Neriman, sen misin? Şaşırdın değil mi? Canım anneciğim, gel seni bir öpeyim. O kadar özlemiştim ki. Burada ne işin var kızım? Hiç beklemiyordum seni. Yalnız mı geldin? Hayrı yok mu? Sorma. Birlikte yola çıktık ama ihtiyaç molası verildiğinde otobüsü kaçırdı. Ayol, insan otobüsü kaçırır mı kızım? Neyse, hayırdır inşallah. Yıllardan sonra niye geldim buraya? Hasta olduğunu söylediler. Seni alıp götürmeye geldim. Hadi hazırla. Dur bakalım, acele etme kızım. Kocanın da rızası var mı? Hayrı'yı bilirim. 5 kuruşun hesabını yapar o.
Biliyorsun param yok diye rahmetli kocamın cenazesine bile gelmemişti. Eskiyi bırak anne. Şimdi durumumuz iyi. Hayri de seni istiyor yanımıza almamızı. Ah vallahi bilmem kızım. Sonra başınıza yük oldum diye beni sokağa atmaya kalkışırsınız. Rica ederim anne. Sokağa atmak da ne kelime. Hem dur bakayım sen yemek yedin mi? Hadi sana bir şeyler hazırlayayım. Ben açarım. Aa, Zeki sen misin? Benim tabii. Hasta olduğunu duyunca bütün işimi bırakıp sana geldim anneciğim. Bugün de herkes benimle ilgilenmeye başladı. Mavi boncuklu kutumu sebep oldu bunlar acaba. Peki Nilgün nerede? O neden gelmedi? Sorma. Sonra anlatırım. Seni almak için arabamızla yola çıktık. Bir saatlik mesafede araba arızalandı. Nilgün'ü arabada bıraktım. Orada bekliyor bizi. Bizi mi? Anlayamadım. Bak seni alıp evimize götürmeye geldim. Giderken tamirciyi de alacağız yanımıza. Tencereyi ocağa koydum. Zeki enişte, sen de mi geldin? Tabii. Kadıncağız hastaymış. Onu burada tek başına mı bırakacaktık yani? Siz Hayri ile birlikte çıkmamış mıydınız yola? Evet. Ama yolda ihtiyaç molası için durduğumuzda Hayri otobüsü kaçırmış. Bilmiyorum şu anda nerede. Peki Nilgün nerede? Bizim de araba bozuldu, yolda kaldı. Nilgün arabada bekliyor. Buradan bir saat mesafede. Anne, hadi. Hazırlanmaya başla da gidelim. Enişte ben annemi götürürüm. Sen en iyisi tamirci alıp arabanı yaptır. Ayrıca kardeşimi de o dediğin yerlerde yalnız başına bırakman doğru değil. Bakın çocuklar, buraya kadar gelmişsiniz. Allah sizden razı olsun. Ama benim hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Beni burada kendi halimde bırak. Olmaz anneciğim. Seni almadan dünyada gitmem İstanbul'a. Ben buraya sizi evime götürmek için geldim Valide Hanım. Ben hem yaşlı hem de hasta bir kadınım. Benim kahrımı çekemezsiniz. Hangi evladı ananın kahrı olurmuş? Böyle söyleme anneciğim. Hadi hazırlan. Seni İstanbul'da en iyi doktorlara götüreceğim Valide Hanım. Hadi bir an önce gidelim ha. Bu sefer kim geldi acaba? Siz misiniz? Annem, canım annem. Geçmiş olsun Valide Hanım. Verin elinizi öpeyim. Neriman, Zeki, gelin bakın kimler gelmiş. Nilgün, senin ne işin var burada? Hayri, nasıl geldin buraya? Sorma hanım, sorma. Yanlış otobüse binip tekrar İstanbul'a gittim. Oradan tekrar Kastamonu otobüsüne binip buraya geldim. Peki Nilgün, sen arabada beklemeyecek miydin beni? Neden geldin? Bekleye canım sıkıldı, yola çıktım. Baktım Kastamonu'ya giden bir otobüs durdu, yolda bindim, ben de geldim. Hem de aynı otobüsle geldik ha. Tamam mı, geliyor musun bizimle Valide Hanım? Yo, dur bakalım bacanak. Annem gelirse bizimle gelecek, sizinle değil. O da nereden çıktı? Sen bakamazsın o kadına, çünkü hasta. Yok canım. Sen neyle bakacakmışsın bakayım? Paran mı var senin? Ben onu en ünlü doktorlarda muayene ettireceğim. Oğlumun tıp öğrencisi olduğunu unutuyorsun galiba. Melih anneannesini hocalara gösterecek, hocalara. Bütün aile burada olduğuna göre şimdiki gelenin kim olduğunu pek merak ettim. Cemal Efendi sen misin? Benim de. Geçerken bir uğrayayım, bir şeye ihtiyacım var mı diye sorayım dedim. Bunlar kızlarınla damatların değil mi yenge? Evet, hasta olduğumu duyup götürmeye gelmişler. İyi etmişler, aferin çocuklar. Bu ananızın kıymetini bilin de. 9 ay karnında taşıdı sizleri de. Annemi alıp İstanbul'a götürmek istiyorum Cemal amca. Artık biz bakacağız ona. Aferin Neriman. Büyük sevap istiyorsun kızım. Biz de bakmak istiyoruz annemize Cemal amca. Onun için özel arabamızla kalkıp geldik buraya. Size de iyi aferinler. Bakın işte ananıza iyi bakın. Hem hasta hem de yaşlıdır kendisi. Ayıptır söylemesi. Durumum iyidir Cemal amca. Kayınvalidemi İstanbul'da büyük doktorlara göstermek istiyorum. Çok iyi edersin Zeki Bey oğlum. Hakikatli damatmışsın ha. Büyük doktorlara gerek yok. Melih hocalarınla konuştu. Kayınvalidemi onlara gösterecek. Biliyorsun oğlum tıp öğrencisi Cemal amca. Biliyorum. 2 gün önce burada gördüm. Koca delikanlı olmuş. İyidir tip hocaları, her yerlerde deva bulurlar. Aferin size. Bak yenge,
Turin'in hoca doktorlara tedavi ettirecek mi seni? Ah, Allah razı olsun hepsinden de. Ya o Zeki bir şeyler yapsana. Annemi ablamlara kaptıracağız. Şey bakın, yollar çok bozuk. Otobüsün sarsıntısından rahatsız olursunuz anneciğim. Siz en iyisi mi İstanbul'a benim arabamla gelin. Daha rahat yolculuk yaparsınız, öyle değil mi? Araban zaten bozuk enişte. Tekrar yolda kalabilirsiniz. Şimdiki otobüsler bir harika. İki katlı insan manzara. Seyrede seyrede yolculuk yapıyor vallahi. He, canım bir şekilde götürün ananızı da. Nasıl götürürseniz götürün. Kadıncağızı burada tek başına bırakmayın da. Bırakır mıyız hiç Cemal amca? Aa, o bizim anamız, canımız, kanımız. Halime yenge, sen iyisi otobüsle git. Madem Zeki Efendi'nin arabası arızalı, güven olmaz ona da. Sen öyle diyorsan peki Cemal Efendi. Hayri, hemen koş biletleri al. İlk otobüste annemi evimize götürelim. Peki. Ananıza iyi bakın çocuklar. İyi kadındır o. Üzmeyin, kahır çektirmeyin. Eğer kim ananızı rahat ettirir, kim ona iyi bakar, kim ondan Allah razı olsun duasını alırsa, ben de ona pek kıymetli bir anahtar vereceğim. Bu rahmetli abimin vasiyetidir. Ne anahtarıymış o Cemal amca? Ha? Rahmetli abimin yengeme mavi poncukli bir kutu vermişti. O kutunun içinde bir başka kutu daha var. Ve anahtarı da bende dur. Peki kutunun içinde ne var Cemal amca? Söyleyemem lakin çok kıymetli bir şeydir o. Hazineden daha değerlidir. Ben anahtarı kime verirsem o kişi yaşadı demektir. Bunu böyle bilin ha. Neyse, namaz vakti geldi, ben camiye gidiyorum. Ben de geliyorum. Namaza mı? Tabii. Sen ne zaman da beri namaz kılmaya başladın enişte? Benim kocam her zaman namaz kılar, senin haberin yok galiba abla. Ama ben Hayri eniştemin kıldığını hiç görmedim. Zamanı gelince o da kılar inşallah. Namaz kılmak iyidir. Müslüman dediğin namaz kılmalı. Namaz kılanı severim. Hadi damat, düş önüme de camiye gidelim. Tamam, geliyorum Cemal amca. Zeki. Evet. Nasıl abdest alınacağını biliyor musun sen? Bilmiyorum ama Cemal amca nasıl alıyorsa ben de aynısını yaparım. Duymadı mı? Adam namaz kılanı severim dedi. Hadi damat, geliyorsan gel, daha namaz vakti kaçacak. Tamam geliyorum. Zeki bak aklıma ne geldi. Ben de ablamlarla aynı otobüste döneyim İstanbul'a. Bakarsın senin arabanın tamiri uzar muzar da. Annemi de yalnız bırakmamış olurum değil mi? Sen bilirsin hanım. Git peki. Sizinle aynı otobüste gelebilirim değil mi abla? Evet ama şunu unutma, annem bizim evde kalacak Nilgün. Sakın yolda aklına girmeye çalışma. Tamam canım, sizde kalsın. Ne fark eder ki, aynı apartmanda oturmuyor muyuz? Yazık, demek sonunda anneannemi teyzemlere kaptırdınız ha? Ama size söylemiştim. Onlardan önce Kastamonu'ya gidin demiştim. Beni dinlemediniz ki. Aman canım, ne fark eder kızım? Ha onlarda, ha bizde kalmış. Dairelerimiz karşı karşıya değil mi? Bir iki gün sonra anneme gel bizde kal deriz, olur biter. Ya sanki Neriman teyzem de kuzu kuzu verir sana anneanneme, öyle mi? Bak en iyisi şu sandık odasını bir güzel dekore edelim ve orasını anneanneme verelim. Odayı beğenirse gelir, hep bizde kalır. Dekore etmek dünyanın parası Süreyya. Zaten Kastamonu'ya gitmek için dünyanın masrafını yaptık. Arabanın tamiri canıma tak ettirdi. Evet ama hazine dolu o mavi boncuklu kutuya da elveda dersiniz sonra. Süreyya doğru söylüyor Zeki. Bir şeyler yapalım, annemizi bizim eve almak lazım. Tamam. Tanıdık bir dekoratör var, konuşurum. Baba, Süreyya'dan duydum. Anneannem için özel bir oda hazırlatıyorlarmış. Eğer bir şeyler yapmazsak anneannemi onlara kaptırırız ha. İyi de elimden geleni yapıyorum oğlum. Kazancım belli. Şimdiden dünyanın borcuna girdim. Sırf anneannen güzel şeyler yesin giysin diye. Daha ne yapabilirim ki? Biz de ona özel bir oda hazırlayalım. Odasına bir de küçük televizyon alalım. Çıldırdınız mı siz ha? Beni batırmak mı istiyorsunuz? Ben günde 3-5 sakal tıraşı yapan dar bütçeli bir berberim yahu. Hangi parayla özel oda yaptırır, televizyon alırım? Sen de borç aç birilerinden para bul bey. Yoksa annemin Nürgünlere bir kaptırdık mı, vallahi bir daha geri alamayız onlardan. O zaman da mavi boncuklu hazine kutusuna elveda diyebiliriz. Tamam. Yarın bir bankaya uğrar, tüketici kredisi alırım.
Ben gidiyorum. Akşam eve gelirken erzak almayı unutma. Ne almamı istiyorsunuz? Annem pirzolayı çok seviyor. O yerken biz seyredemeyeceğimize göre 2-3 kilo al. Köftelik kıyma al, iyisinden beyaz peynir al, meyve filan aklına ne gelirse al Hayri Bey. Bak hanım, anneni ağırlama yarışına girmekle sanırım yetmedik. Bizim etimiz ne, budumuz ne? Yalnız pirzolayla kıyma 2 milyon tutar. Gerisini sayma. Bu böyle ne kadar sürer zannediyorsun? Cemal amcanın gözüne girmek için, o mavi boncuklu kutuya sahip olabilmek için anneni ağırlama yarışını fazla sürdüremeyiz Nerimancığım. Ama yine de bu yarışı yarıda bırakmamalıyız bey. Mavi boncuklu kutuyu unutma. O kutunun içindeki hazine bizi ölünceye kadar zengin yaşatır. Annem doğru söylüyor baba. Her nimet bir külfet karşılığındadır. Sen de bu külfete katlanmak zorundasın. İyi ama elimden gelen bu. Berberim ben. İşim saç sakal tıraşı yapmak. Tüccar sayısı o kadar çok arttı ki son zamanlarda herkes sakal tıraşı olmaya başladı. Bu kazançla bu yarışı nasıl sürdürebilirim ki? Oradan buradan borç bularak bey, borç bularak. Ben açarım. Merhaba. Süreyya, ne istiyorsun? Anneannemi. Ne? Anneannemi mi? Niçin? Kastamonu'dan Cemal amca geldi bize. Annem git anneanneni al ve bize getir dedi. Peki Cemal amca neden size geldi? Davet ettik de ondan geldi. Vay uyanıklar vay. Anneannemi bize kaptırınca şimdi hazine kutusunun anahtarı olan Cemal amcayı kafese aldınız ha? Öyle de diyebilirsin. Evet, anneannemi alabilir miyim acaba? Aman efendim, aman, kimler gelmiş. Hoş geldiniz, öpeyim Cemal amca. Hoş geldin Cemal amca. Hoş geldin Cemal efendi. Cümleten hoş bulduk. Yenge nasılsın, iyi misin? Sana iyi bakıyorlar mı? Gönlünü hoş tutayım mı bunlar, bir bakayım dedim şöyle. Sağ olasın. Neriman'la Hayri elinden geleni yapıyor. Vallahi bir dediğini iki etmiyoruz Cemal amca. Özel oda verdik anneme. Televizyon da koyduk. Hayatından memnun. Öyle değil mi anneciğim? Öyle öyle. Efendim biz de çok ısrar ettik. Bizde kaldı ama bacanak vermiyor kayınvalidemizi. Ama biz de doktora götürdük. İlaçlar aldık. Gezmelere götürdük. Yeni elbiseler aldık. Bizden de hoşnut değil misin anneciğim? Allah hepinizden razı olsun. Tek tek. Cemal amca kahveni nasıl içersin? Orta olsun kızım. Yahu Zeki Bey, sen bu kızın babası değil misin? Aman Cemal amca, o nasıl söz? Elbette babası. Babasısın da neden kızının başı açık dolaştırıyorsun bakayım? Bir de namaz kılıyorsun. Gelinlik kızın böyle dolaşması günahtır, günah da. Evde başı açık Cemal amcası. Dışarı çıktığında kapalı gezer kızım. Hem namaz da kılar Süreyya. Öyle mi? Aferin ona. Zeki efendi, bak ne diyeceğim sana. Emret Cemal amca, emrin olur. Estağfurullah. Benim bir yeğenim vardır. Adı Dursun. Kız kardeşimin Fadime'nin oğludur ha. Gel seni Süreyya'yı Dursun'a alalım ha. Ne dersin? Bak diyeceğim odur ki Dursun da iyi çocuktur he. Namazında niyazındadır. Ekmek fırınında çalışıyor. Madem senin kız da kapalı, namazında duasında dur. Verelim onları he. Olsun bitsin bu iş. Bilmem ki yani. O Dursun'u bir de biz görseydik. Görüp de ne yapacaksınız? Ama durun, bende bir resmi var da. Buraya dur şu cüzdanımda olacaktı. Buraya gelirken mahsus yanıma aldım. İşte bak buraya. Bak Zeki efendi oğlum, görüyor musun? Evet, aslan gibi uşak da. Böylesini bütün Kastamonu da arazan bulamazsın he. Vay canına. Başında hiç saçı yok he? Kel mi yani? Yahu bazı peruk takıyor kafasına. Hani böyle var ya, böyle saç gibi kayıyorlar kafaya. Ondan işte. Ama siz kafasına değil, adamın içine bakın. Dursun çok iyi çocuktur. Dürüsttir, namuslu çocuktur. Müslüman çocuktur. Ne diyorsun Zeki efendi? Evliyim miyiz çocuklar? Tabii yani... olur da hele bir düşünelim de. Olur. Düşün tabii. Neyse biz kalkalım. Cemal amca yorgundur, yatmak ister. Hadi anneciğim evimize gidelim. Bırak da bir gece olsun, bizde kalsın annem abla. Tabii canım. Resmen kayınvalideme el koydunuz yani. Özlüyoruz kadını ya. Birkaç günde bizde kalsın, öyle değil mi? Hem yalnız siz değil. Biz de özel oda yaptırdık kendisi için. Öyle değil mi? Birkaç gün kalayım bari. Hazır Cemal efendi de buradayken dertleşiriz biraz.
Neriman. Gülmekten ölmez seni. Dursun'un resmini gördün değil mi? Kabak gibi bir kafam. Tutturdu Süreyya'yı Dursun'u alalım diye. Ay iyi oldu. Zeki enişte Cemal amcaya yağ çekmek için namaz bile kılmaya başladı. Hadi şimdi kızını Dursun'a vermesini de görelim bakalım. Eğer Süreyya evlenmem derse işte o zaman yandılar. Ay, Cemal amca kutunun anahtarını öldürsen vermez onlara. Gülün bakalım gülün. Peki ya teyzemler Süreyya'nın aklına girip de o hazine kutusunu ele geçirmek için kızı kandırırlar da Süreyya peki derse o zaman da böyle gülecek misiniz ha? Siz delirdiniz mi Allah aşkına? Nasıl olur da o kabak kapalı adamla evlendirmek istersiniz beni? Ah yapma kızım. Eğer Cemal Efendi'ye olmaz dersek mavi boncuklu kutuyu teyzemlere kaptırırız. Bana bak. Şu ana kadar dünyanın masrafını yaptık o kutuyu ele geçirebilmek için biliyor musun sen ha? Şimdi bir anda her şeyin alt üst olmasını mı istiyorsun? İyi ama babacığım görmedin mi? Adamın kafasında bir tel saç bile yok. Sen bilirsin. Cemal Efendi'ye Süreyya evlenmek istemiyor dediğimiz anda vallahi mavi boncuklu kutu teyzenlerin olur. Ondan sonra da teyzenle eniştenin havasından geçilmez artık. İyi iyi tamam ne yapalım? O kutunun hatırı için evleneceğim o kabak kafalı Dursun'la. Bak bak gördün mü kaç gündür annen Nilgünler'de. Ben demiştim ama bizim bacanağa elini ver kolunu alamazsın diye. Bir günlüğüne anneni verdik. Bir hafta oldu bırakmadılar. Babam haklı anne. Böyle giderse Cemal Efendi mavi boncuklu kutunun anahtarını teyzemlere verecek. Biliyorsun bu arada Süreyya da Dursun'la evlenme işine evet demiş. Vay uyanık bacanak vay. Hazine uğruna kızı bile satıyor be. Bir şeyler yapmalıyız bey. Annemi tekrar bizim eve almalıyız. Cemal Efendi'ye ona ne kadar iyi davrandığımızı, baktığımızı göstermeliyiz. Yoksa kutu gitti gidecek. Daha ne yapayım hanım? Geçen gün borçları topladım. Tam 150 milyon lirayı bulmuş. Ne? Annem için girdiğin borçlar mı? Evet. Özel oda teşrifi, dekoru, televizyon parası. Ayrıca her gün etiydi, tatlıydı, ızgaraydı. Faizleri hariç 150 milyon lira borçlanmışız Neriman. Daha ne kadar harcayayım ki Neriman? Ne bileyim bey. Ben de şaşırdım artık. Ama yüze yüze kuyruğuna geldik. Yaşlı kadın şunun şurasına ne kadar yaşar ki? O ölünce mavi boncuklu kutunun anahtarı mutlaka bize verir Cemal Efendi. Annem doğru söylüyor baba. O kutunun içindeki hazine 150 milyonla falan ölçülmez herhalde. Kim bilir kaç milyar eder. Peki peki. Aklınıza gelen cazip bir şey var mı? Kayınvalidemle Cemal Efendi'nin hoşuna gidecek başka bir şey. Söyleyin bakalım hadi. Benim aklımda bir şey var ama biraz pahalıya mal olur. Söyle bakalım nedir hanım? Zaten girdik gireceğimiz kadar borca. Romatizmalarım deyip duruyordu. Alıp termal kaplıcalarına götürelim. Hem tedavi olur hem de değişiklik olur. Yaşa anne iyi fikir. Cemal amcanın gözüne kesin gireriz ha. Birkaç günlük kaplıca tedavisi en az 40-50 milyona mal olur ya. Ne yapalım? Biraz daha borçlanacağız alt tarafı. Melih git anneannene söyle hemen gelsin. Yarın termale gidiyoruz de. Gördün mü bak? Senin aptal dediğin Hayri enişte yine faka bastırdı bizi. Tam annemi bize alıştırmış. Cemal Efendi'nin de gözüne girmişken kaplıcaya götürüyoruz diye yine annemi aldılar elimizden. İyi de ne yapayım hanım? Cemal Efendi'nin gözüne girip de kutunun anahtarını alabilmek için kızımızı bile o kel kafalı yeğenine vermeyi kabul ettik. Nereden bileyim cebi delik Hayri'nin kayınvalidemi kaplıcaya götüreceğini? Anlayamıyorum. Benim bildiğim Hayri eniştemin maddi durumu iyi değildir. Zar zor geçinirken bir kaplıca kaç milyona mal olur onlara? Borç alıyor adam kızım, borç alıyor. Borçlanmadığı kimse kalmamış. Bankalara, esnafa, uçan kuşa borçlanmış adam. Akıllı adam. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez misali. Şimdi borçlanıyor ama o mavi boncuklu kutuya sahip olunca borçlarını fazlasıyla öder de köşe bile olur. Bir şeyler yapmalıyız baba. Biz Hayri eniştenden daha zenginken onlar bizden daha fazla cömert davranıyorlar. Ama unutmayın ki kaynanam Hayri'deyse Cemal amca da bizde kalıyor. Bir de üstüne üstlük diş kirası gibi Cemal Efendi'nin o kabak kafalı yeğenine gül gibi kızım Süreyya'yı veriyorum. Bu yüzden hiç merak etmeyin. Önünde sonunda o anahtarı Cemal Efendi bana verecektir. Bana. Zavallı Hayri de borçlandığıyla kala kalacak orta yerde. Kim geldi acaba? Cemal Efendi'dir. Namaz kılmak için camiye gitmişti ya. Kapıyı sen aç Süreyya. Peki anne. Aa,
Dur kızım, başını örtmeyi unuttun yine. E biliyorsun adam başı örtüsüz kadınlardan hoşlanmıyor. Bak çabuk başını eşarbin hadi. Peki peki. Ay sen de öyle oturma Zeki. Nerede namaz takken? Başına ha? Geçir hadi. Tesbihini de al. Cemal Efendi böyle görmesin seni. Doğru doğru. Haklısın. Neredeydi takke tesbihim? Hadi çabuk burada bulun onu bana. Burada sehpanın üzerinde. Mahsus gözümün önüne dursun diye oraya koydum. Çabuk başına geçir. Hadi 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 tesbihi de al eline. Hadi. Tamam tamam tamam. Selamın aleyküm. Oo ve aleyküm selam. Allah kabul etsin Cemal amca. Amin. Sen de evde kıldın galiba. Ya öyle. İyi iyi. Seninkini de Allah kabul etsin. Amin. Zeki. Ben biletimi aldım. Bu akşam Kastamonu'na gidiyorum. Aa, neden? Yo yo. Vallahi olmaz. Yok bırakma. Aa tabii canım. Şunun şurasında kaç gün kaldınız ki Cemal amca? Merak etmeyin. Şimdi gidiyorum. Bir hafta sonra Dursun'la döneceğim buraya. Ha. Dursun'la mı? Tabii ya. Gidip müjdemi vereyim Dursun'a. Önümüzdeki hafta kalıp bir söz keser. Arkasında bir nişan, bir de nikah bitiririz. Olur bu iş. Ne dersin Zeki? Tabii iyi olur Cemal amca. İyi. Ben odama geçip şu hazırlığımı yapayım da. Baba ne yapacağız şimdi? Neyi ne yapacağız? Kız evlenme işini diyor Zeki. Baksana iş ciddiye bindi. Adam bir hafta sonra Dursun'u alıp söz kesmeye getirecek. Vallahi bu işe olmaz dersek o zaman da mavi boncuklu kutuya elveda ederiz. Ya da Süreyya'yı o kabağa verip mavi boncuklu kutuya sahip oluruz. Ne bileyim canım, kararı siz verin işte ana kız. Bilmem ki. Ben o kutuyu meliklere yar etmem anne. Gerekirse o kabak kapalı Dursun'la evlenirim. Çünkü o kutunun içinde bir hazine varmış. Öyle olmasa Hayri dayım gırtlağına kadar borçlanıp anneanneme bakmazdı. Yalan olarak atlıcalara götürmezdi. Ha, aferin kızım. İşte şimdi tam benim gibi düşündün. Kayınvalidem nerede? Odasında yatıyor. Pek iyi değil. Tansiyona çıkmış. Kalbi çok atıyormuş. Aman hasta bakmaktan gına geldi. Vallahi Hayri Bey. Sana mı bana mı Neriman? Bari katlandığımız bu zahmetin karşılığını alabilsek. Borçlar yüzünden sokağa çıkıp dükkanı açacak yüzüm kalmadı. Merhaba diyene borcum var. Cemal Efendi annem için neler yaptığımı biliyor. Herhalde mavi boncuklu kutunun anahtarını bize verir sonunda. Vermesi lazım tabii. Ama bu arada Zeki denen tilki de Cemal Efendi'ye çok yağ çekti. Kutuya sahip olabilmek için namaz kıldı. Kızını örtü altına aldı. Hatta Cemal Efendi'nin yeğeniyle bile evlendiriyor. Anlayacağın Cemal Efendi anahtarı Zeki'ye de verebilir. İyi ama maksat neydi? Cemal Efendi'ye iyi bakan değil, anneme iyi bakan sahip olmayacak mıydı o anahtara? Orası öyle de insanoğlu bu, belli mi olur? Anne, baba, koşun, koşun buraya gelin. Melih ne oldu oğlum? Ne var Melih, ne bağırıyorsun? Anneannem, anneannem ölmüş. Ne? Ölmüş mü dedin? Sahi mi söylüyorsun? Ya az önce iyiydi. Anne, anneciğim. Baktım, hiç kıpırdamıyor. Önce nabzına baktım, sonra da kalbini dinledim. Melih, koş teyzenlere durumu bildir. Allah rahmet eylesin. Cümlemizin başı sağ olsun. Rahmetli abim bana demişti ki, eğer Halime senden önce vefat ederse abu kutuyla abu anahtarı alıp kızlarıma verirsin. Bu sana vasiyetimdir demişti. Peki anahtarı kime vereceksin Cemal amca? Rahmetli kayınvalidemin sağlığında ona biz baktık. Anahtarı bize ver Cemal amca. Vallahi işte anahtar buraya. Kim alırsa alsın. Ben alacağım. Hayır, benim hakkım. Benim hakkım, ben baktım kayınvalideme. O kutunun içindeki paralar benim olacak. Yo, hayır. Hayır, kesinlikle benim olacak. Hayır, benim olacak. Tamam. Susun be. Tamam. Hiçbirinize vermiyorum anahtarı. Ayıptır da. Siz ne biçim insansınız ya? Utanmıyor musunuz? Daha kadını yeni toprağa verdik. Ardından gözyaşı dökeceğinize kavga ediyorsunuz burada.
Demek ki siz ananıza menfaat için bakıyordunuz ha? Menfaat için olur mu Cemal amca? Ay anamız doğmuşum. Melih. Buyur amca. Gel bakayım buraya. Al şu anahtarı da kutuyu aç bakayım. Peki amca. Dur oğlum oraya değil ha buraya bak. Bunu şu anahtarı tak şuraya. Açtım amca. Ne var içine? Bir kağıtla bir kutu var. Kağıtta neler yazılı olduğunu biliyoruz. Damatlarından hangisi anneanneme iyi bakarsa sen küçük kutunun anahtarını o damada verecekmişsin. Peki küçük kutunun içine ne var? Onu biliyor musunuz? Hayır bilmiyoruz amca. Ama içinde en büyük servetten daha kıymetli bir şey varmış. O zaman şu anahtarı da al bakayım Mali. Şu küçük kutuyu da aç bakalım ne varmış içine. Peki amca. Ne oldu? Kutunun içinde ne var Meli? Ne olay? Bir kağıt. Sadece bir kağıt var. Belki bir definenin haritasıdır. Hadi aç bakalım şunu. Hayır harita filan değil. Dedemin el yazısıyla yazdığı bir pusula. Ne? Pusula mı? Yani define haritası filan değil mi? Kesin gürültüyü. Oku bakalım Meli ne yazmış rahmetli dedin. Okuyorum. Sevgili kızlarım, bu dünya fanidir. Kimseye kalmaz. Mal için annenize gül gibi hayat yaşattınız. Ne oldu? Annenize baktığınızda neyiniz eksildi? Biliyorum bütün bunları şu kutunun içinde servet var diye yaptınız. Keşke annenize menfaat için değil de Allah rızası için baksaydınız da sevap kazansaydınız. İnsan anasına babasına bakmaktan kaçınmamalıdır. İşte bu hadise size bir nasihat olsun. Bu nasihat bir servetten daha kıymetlidir. İmza babanız Ahmet. Hepsi bu kadar. Ne? Yani o mavi boncuklu kutunun içinde bu mu varmış? Aman yarabbi. Borçlarım. Ben bu nasihat için mi dünyanın borcuna girmişim? Etler, ızgaralar, kaplıcalar. Yandım Neriman, yandım. Ben de neler düşünmüştüm. Az kalsın gül gibi kızımı o kutunun içindekini servet sanıp bir nasihat uğruna kel bir damada kaptırıyor. Hiç boşuna dövünmeyin beyler. Biz bundan daha fazlasına müstahakız. Ne demek istiyorsun hanım? Demek şu ki biz evlatlar olarak annemize karşı çok yanlış hareket ettik. Ne yapmalıydık yani? Ne yapacağımız var mı acının kardeşim? Yarın bizim de annemiz gibi olmayacağımızın garantisi mi var? Biz yaşlanmayıp da hep böyle mi kalacağız yani? Bu dünya etme bulma dünyası değil mi? Bugün anneme, yarın bize. Evet abla, anladım ne demek istediğini. Ne hala anladıysan. İyi de bu zamana kadar nerelerdeydiniz hanım? Şimdi uyandım bey. Rahmetli babam ölümünden sonra da babalığını yaptı bize. Böylece gidişatımızın bozukluğunu en güzel şekilde anlattı hepimize. Eğer anlarsak bu ders bize hazinelerden de kıymetli. Ne yazık ki öldü annem abla. Şimdi ne yapabiliriz ki? Her şeyden evvel bu yaptığımız işin yanlışlığını çocuklarımıza anlatırız. Doğrusunun ne olduğunu öğretmeye çalışırız. Anneciğim, teyzeciğim siz endişe etmeyin. Biz dersimizi aldık bile. Öyle değil mi Melih? Elbette. Babamın, eniştemin düştüğü duruma hiçbir zaman düşmek istemem. Büyüklerimize insanca, insan oldukları için, Allah'ın rızası için bakacağım ben. Ben de. Mal için, para için, hazine için değil. Annem, teyzem olduğunuz için, bakıma muhtaç büyüklerimiz olduğu için bakmak isterim. Yaşa be Süreyya. Allah-u Teala'nın rızası gibi sonsuz değerde bir servet varken basit bir kutu için bunca riyakarlığın alemi var mı? Anneciğim. Mavi Boncuklu Kutunun Esrarı adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.